Şimdi sıra dışı bir hastalığın yol açtığı akıl almaz görüntüler gelecek ekrana. Pika sendromuna yakalanan genç 15 yıldır katı sabun yiyor. Hiçbir tedavi işe yaramıyor diyor ve çare bekliyor. Sizin elinizi, oranızı, buranızı yıkadığınız sabunu ben kıtır kıtır yiyorum. Bakın bu bıçakla sabunu böyle küçük parçalara bölüp ondan sonra deli gibi sabun yiyorum. Kendimi durduramıyorum. Acayip lezzetli. Bunun belli bir nedeni yok. Biraz IQ düşüklüğünden kaynaklanıyor. Böyle şeyleri yedikçe de insan iyice gerizekalı oluyor. Ne bulursa yemeye çalışıyor. Sonunda midesi patlıyor. Videoyu ilk izlediğimizde biz de bir yaşımıza daha girdik. Sağlığa zararlı, çok zararlı. Asla denenmemesi gereken bir şey ama o sabun yiyor. Sıvı sabun olursa daha da kolay oluyor. Böyle portakallı sabunlara da bayılıyorum. Bakın şimdi sabunu ağzıma sıkacağım. <laughs> oh. Gerçekten mükemmel ya. Bu bir sendrom aslında. Tıpta buna pika sendromu diyoruz. Hastalar pika pika ne bulurlarsa yiyorlar. Arkadaşlar eşim dostum bana lakap taktı. Benle pikachu diye dalga geçiyorlar. Sabun yemenin güzel yanları da var. Mesela ben duşa girdiğimde banyo yaparken suyu böyle üstüme tutar tutmaz hemen köpürüyorum. Bu sebeple benim tatillerde havuza girmem de yasak. Peki neden olur pika sendromu? Tedavisi mümkün değil mi? İşte cevabı. Besin değeri olmayan maddelerin ağız yoluyla vücuda alınmasıyla oluşan bir yeme manyaklığı. Tedavi edilmediğinde hasta kendi kolunu bacağını bile yiyebiliyor. Söylediğine göre daha küçükken başladı sabun yemeye. 5 yaşındaydım. Annem beni sabah komşuya bıraktı. Kadın da bana karnını aç mı yemek yiyecek misin falan diye hiç sormadı. Gerçi şerefsiz teyze geçen sene öldü. Ondan kurtulduk yani. Ben de banyoya gittim. Böyle elimi yüzümü yıkadım. Bir ara böyle sabun ağzıma girdi. O kadar tatlı geldi ki zaten karnım da aç. Kapıyı kilitledim böyle kadının bütün sabunlarını yedim. Taş, tencere, ayna, sandalye gibi besin değeri olmayan şeyler pika pika hastalarının favori yemekleridir. Yıllar geçse de bu alışkanlığının önüne geçemedi. Sabun yemekten kendini alı koyamıyor. Tedavi olmaya da çalıştı ama başaramadı. Birkaç doktora gittim. Devlet hastanesine de göründüm. Ee, bana ilaçlar verdiler. İlaçları sabun arası yapıp yedim. Oradan psikiyatris'e sevkettiler ettiler beni. Psikiyatris'e de gittim. Kadın benden bir şey anlamadı gerçi de. Orada tuvalete girdim. Psikiyatris'in bütün sabunlarını da yedim. Sağlık açısından çok riskli Özellikle sabun yiyip üstüne gazlı içecekler içilirse tuvalette çok kötü şeyler olabilir. İlk başlarda kafama takmıyordum ama dolara euroya gelen son zamlardan sonra artık çok fazla sabun alamıyorum. Günde en fazla birkaç tane hacı fakir yiyebiliyorum. İlk başta etkilenen yer beyin hücreleri oluyor. Sabunlar beyne gidip köpürmeye başladığında hastanın kulaklarından ve burnundan kabarcıklar çıkmaya başlıyor. Aslında bu durumdan çok rahatsız. O da artık sabun yemek istemiyor. Öncelikle hastadan bir IQ testi istiyoruz. Eğer IQ'su ayakkabı bu numarasından düşükse zaten yaşamasa da olur deyip kendi haline bırakıyoruz. Marketten her gün kutu kutu sabun alıyorum. Kasiyer kızla göz göze geldiğimizde bana sırıtıyor. Millet hep yanlış anlıyor. IQ beyin faaliyeti yeterli düzeyde ise alıp en az 6 ay hücreye kapatmamız gerekiyor. Ve yemek olarak da sadece kuru soğan ve su veriyoruz. Tedavi sırasında kendini yemeyip sağ kurtulanların oranı %5. Kuru soğana muhtaç olacağım ama gül kokulu sabun yiyerek şerefimle ölürüm daha iyi. sabun bayat olmayacak arkadaşlar. Eğer sabun yiyecekseniz son kullanma tarihine dikkat edin. 2025'ten önce son kullanma tarihi olan sabunlar midenizi bozabilir. Arkadaşlar bir de yıllardır beslediğim kedi de benim gibi normal yemek yemiyor ve sadece sabun yiyor. Ama son zamanlarda gözlerinde bir şey oldu. Acaba sabun mu dokundu hiç anlayamadım. Bakar mısınız gözleri böyle bir buğulandı. Kapandı gibi oldu.